Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Malum artık yeni nesil konsollar hayatımıza girmiş durumda. Halihazırda teknoloji mağazalarında ya da e-ticaret sitelerinde yeni nesil konsolları almak mümkün. Fakat fiyatlar biraz beklentilerin üzerinde. Biz genel itibariyle böyle 6.000-7.000 gibi bir rakamlar beklerken karşımıza 8.300 liralık bir etiket çıktı ki bu etiketin ilerleyen dönemlerde artması da söz konusu. Hal böyle olunca oyun severler biraz daha bilgisayarlara doğru yönelmeye başladılar. Malum aynı seviyelere oyun bilgisayarları da bulmak mümkün çağımızda. Dolayısıyla oyun bilgisayarını almak pek çok oyun severe daha mantıklı geldi. Çünkü arkadaşlar yeni nesil konsollar için çıkacak oyunların fiyatları da cep yakıyor diyebiliriz. Hali hazırda duyurulan bazı oyunların fiyatları 600 lira ile 750 lira arasında değişiyor. Hatta FIFA 21'in geçtiğimiz günlerde fiyat etiketine denk geldim bir yerde. 749 lira gibi absürt bir etikete sahipti. Dolayısıyla bir oyuna 750 lira vermek biraz insanları rahatsız edebilir. Bu yüzden bilgisayar biraz daha mantıklı duruyor şu nebzede. En azından bilgisayarda Steam, Epic Game Store gibi platformlar olduğu için indirimler ardı ardına gelebiliyor. Bir oyunu yarı fiyatına, belki yarı fiyatından da ucuza satın alabiliyoruz ki Epic Game Store bazı oyunları bedava veriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan beri pek çok sürpriz olmuştu bize. Özellikle GTA 5'i ücretsiz olarak dağıtması hali ses getirmişti. Bu bağlamdan bakacak olduğumuzda yeni nesil konsollar çıkmış olsa da oyun bilgisayarlarına olan talep düşmedi. Biz de bu sebepten ötürü yeni nesil konsollar için çıkacak oyunların hangilerinin bilgisayarda boy göstereceğini sizlerle paylaşmak istedik. Yani bilgisayarlar için çıkacak olan yeni nesil oyunlara beraber göz atalım istedik. Şimdi bu videoda arkadaşlar önümüzdeki dönemde hem yeni nesil konsollar hem de bilgisayarlar için çıkacak olan bazı oyunları sizlerle paylaşacağız. Yalnız şunu sizlere dipnot olarak hatırlatmak istiyorum. Yeni nesil için çıkacak olan bazı oyunlar PlayStation 5 ve Xbox Series X'te dahi doğal 4K çözünürlüğü desteklemeyebiliyor. Fakat PC tarafına baktığımızda doğal 4K çözünürlük desteğinin olduğunu görüyoruz. Yani PC tarafında her zaman biraz daha büyük bir avantaja sahibiz. Bunu sizlere hatırlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri önümüzdeki süreçte bilgisayarlar için çıkacak olan yeni nesil oyunlarla baş başa bırakıyorum. Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. Do I feel? Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Choices you make. In the example we're about to show you, our protagonist undertakes a mission for the Peacekeepers, one of the many factions active in the city. They want you to negotiate with two survivors who are controlling and hoarding a water supply. You
going to insult us with another final offer? Let's say you choose to carry out the Peacekeeper's orders, one way or another. Stay back! After this, you'll start seeing a significant change in the city. They will answer you with screams. Call you evil. A monster. And give you this. So you tell me, are you evil? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people. Clutch them nice and tight, or we all go boom. Me then. But I warn you, I move pretty fast. You'd better keep up. Prince! The dagger! It can turn back time! Chris? Sorry, Ethan. Why? Point.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere yeni nesil konsollar için çıkacak olan 3. parti oyunların hepsini bilgisayarda da oynamak mümkün olacak. Zaten Microsoft Xbox cephesinde konsola özel diye tanımlı bir oyun bulundurmuyor. Yani Xbox Series X için çıkacak olan 1. parti oyunlar bilgisayar için de gelecek. PlayStation 5'e baktığımızda ise bu konsola çıkacak olan 1. parti oyunlar bu konsola özel olarak kalacak. Ama belki ilerleyen dönemlerde bu oyunlar da en azından bazıları bilgisayar için gelebilir. Biliyorsunuz arkadaşlar, kısa bir süre önce Detroit Becomes Human oyunu bilgisayar için geldi ki aynı stüdyo PlayStation için çıkardığı bazı özel oyunları da yine bilgisayara getirmişti. Beyond Two Souls ve Heavy Rain de bu oyunlardan bazılarıydı. Dolayısıyla PlayStation 5 için çıkan oyunların bazılarının da bilgisayara gelme ihtimali bulunuyor. Bu bilgiyi de sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim oyunları test ettiğimiz bilgisayar Monster'ın Tulpar T7 modeli arkadaşlar. Halihazırda bizim bu bilgisayarla açamadığımız bir oyun bulunmuyor. Önümüzdeki süreçte yeni nesil oyunlar geldiğinde bu oyunların performansını da sizlerle paylaşacağız zaten. Dolayısıyla şu anda Monster'dan aldığınız bir Tulpar T7 modeli ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Eğer elinizde böyle bir model varsa zaten bilgisayarınızı yenilemeye vesaire gerek yok. Bu yeni nesilde sizi bu bilgisayar 4-5 yıl daha rahat rahat idare edecektir. Ki burada en düşük sistem gereksinimlerinde oynamayı söylemiyorum arkadaşlar. Yani orta ve üst seviyede oyunları oynayabileceğinizden bahsediyorum. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.